Fox TV ekranlarının sabah haberleri programı Çalar Saati sunan İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci evliyken yaşadığı şiddeti anlattı. Eda Demirci'nin o açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Hadi Özışık'ın Perde Arkası programında da İsmail Küçükkaya'nın eski eşine darp uyguladığı iddiaları masaya yatırıldı. Programa konuk olan Cem Küçük'ün İsmail Küçükkaya yorumunu bir dinleyelim önce. Ay ama Eda Hanım şiddete uğramış mıdır? Ben o kısmında uğradığı kanaatindeyim. Yani belli ki, yani İsmail'i de daha önce de konuşmuştum çünkü onu bir sene önce de. Belli ki bu kadın sözlü veya fiziksel bazı şiddete maruz kalmış. Ama ne kadar kaldı onu bilmiyorum. Eda Hanım'ın kabahati şu. Eda Hanım gidecekti, darp raporu alacaktı, hastaneye gidecekti, karakola gidecekti. Ne bileyim bir yakınına gidecekti, rapor alacaktı. İşte elinde haklı olsa bile haklı olacak malzeme yok. Ha bana sorarsan fiziki bedeni bazı şiddete uğraması mümkün. Uğramış gibi de zaten. O konuda ben çok bir şey uyduracağını zannetmiyorum. Ama İsmail'i dinlemek lazım. Şimdi ben o aldatma, başka kadınlara resim atıyordu. Ben onları çok sahici bulmuyorum. Yani o her resim, her şeyi öyle yorumlarsan ya da beni aldatıyordu. Niye boşanmadın o zaman? Niye gitmedin? De derim. Yani o konularda bence İsmail'in de mutlaka görüşünü almak lazım, dinlemek lazım. Kadıncağız bir de şimdi ben kanser oldum diyor. Ne kanser oldu ben bilmiyorum. Öyle bir açıklaması vardı. Ya ben kusura bakma Cem. Ben özellikle oraya çok takıldım. Yani şu ifade çok çirkin. Kanser ettiğin, kanser yaptığın kadına böyle yapıyorsun. Ya bu çok çirkin. Yani İsmail, ama bak şöyle olur İsmail ama, abi. Ama şey, ayıp yani. Bu, abi, ben buna katılmıyorum kardeşim. Bak. Bak bir şöyle olur ama diyeyim. Bak ben sana diyeyim. Bak bir itirazım var. Şimdi o kız Samsun'da iyi bir ailenin kızı, Atakum'da oturuyor. Ben Samsun'u iyi bilirim. Yani çok gezdiğim için. Şimdi senin de kızın var. Bazen şöyle olur abi bak. Bir kızı çok iyi yetiştirirsin. Kız 24-25 yaşına gelir. Annesi babası müthiş. Kızı böyle sorunsuz, yani dikensiz gül bahçesinde yetiştirmiştir. Sonra bir adamla evlenir abi. Adam o beklediği gibi çıkmaz. Biraz ya hareketleri terstir. Bazen bağırır çağırır. Her erkek bağırır çağırır. Şimdi hiçbir erkek bağırmaz çağırmaz demesin kimse yani. Bağırır çağırır. Kız da şimdi nereye geldiğini şaşırır. Ben böyle örnekleri çevremden de duyuyorum. Yani iyi aile kızı o belli ki. Ama İsmail evlenmiş. Evlilik iyi gitmemiş. Darp da ola. Ben o darp kısmında katılıyor. Yani darp kısmında fiziksel şey şiddet konusunda katılıyor. Yani bunu görmüş olabilir kız. Ben orada yalan söyleyeceğini düşünmüyorum. Eski eş Eda Demirci geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri programına katılmış, gazeteci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'ya samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi Eda Demirci'nin iddialarını bir kez daha hatırlayalım. İşte hiç normal değildi. İşte ben orada bir şey oldum, onun üzerine böyle tartışmalar falan derken ikinci şiddet oldu. Ben yapsam, benim telefonumda, hadi normal ya diyorum ben, bir tane erkek resmiyle öldürürüm seni diyor. Bir de aşırı kıskançtı. Diyorum ki İsmail bak daha yeni söz verdin, o zaman bana bir açıklama. Tekrar niye yapıyorsun ya da böyle bir adamdın, niye benimle evlendin? Hani ben bunu sana başta da dedim, ben bu tarz şeyleri sevmem, aldatılma, ben güven istiyorum. Hani madem böyleydin, biz daha yeni evlendik, sen hani böyle bir şeyler yapacaktın, niye evlendin dediğimde kafamı bilmem ne yapsınlar, eskiler her şeyi kabul ediyordu, ben onlarla evlenmiyordum, seninle evlendim, sen İsmail Küçükkaya'nın karısı oldun. Yani ne, bundan sonra başlıyordu böyle, bu sefer şeylere, sen bir öğretmensin, ben İsmail Küçükkaya'yım, farkında değilsin herhalde. Yine diğerine benzerdi. Hatta oturduğumuz yer bile böyle falan aynı şey yapıyoruz. Yine ama biraz daha farklıydı. Biraz daha sarstı. Kollarımda tırnak izleri falan çıktı. Kütüphaneye doğru soktu beni. Ama şey yapıyor. Hani açıkçası ikinci de bana şunu dedi. Eda inan şu konumum olmaz. Senin ağzını gözünü patlatırdım. Dağıtırdım mı dedi. Patlatır mıydım? Öyle bir şey dedi. Yani konumuma dua et. Yani o yüzden iz bırakmamak için de kafamı sallıyor. Vücudumu sallıyor. Kafamı böyle tutuyor ama hani şey gibi. Aşırı derecede sallıyor öyle. Yani sürüklüyor falan. İşte kütüphaneye doğru soktu bu sefer. Ama tırnak izleri çıktı. Hatta şuramdaki şey epey bir geçmedi. Onun fotoğraflarını ben ablama falan atmıştım. Hani ikinci de olunca ben dedim bu sefer tamam kesin. Ama sadece herhalde bana da şunu dedi. Eda dedi sen dedi
Hani benim boşanmak istediğimde sen de nasıl beni bırakıp gideceksin ya dedi. Niye? O hayatına geri mi döneceksin dedi. Samsun'a gideceksin, öğretmenlik yapacaksın dedi. Bu hayatı nereden bulacaksın? Bu tatillere nereden gideceksin? Bilmem ne falan. E daha ben ünlüyüm. Ünlü bir adamdan nasıl boşanırsın? Bu kadar 1 milyon kadın onunla evlenmek isterken ben ondan nasıl boşanıyorum? Kendisi mi söylüyor bunu? Evet. Şu çok incitici değil mi? Senin yüzünü patlatırım. Ama konumuma kıyamıyor. Ben sana kıyamıyorum diye yani. Sen yüzünü patlasa da olur. Ama ben konumumdan dolayı buna şükret. Böyle mi dedi? Şu konumum olmasa senin ağzını gözünü patlatırdım dedi. İkinci şiddet olayında dedi bunu. Ve nitekim üçüncüsünde de yüzüme yumruk attı benim. Peki şimdi İsmail Küçükkaya'ya gelelim. İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci. İsmail'le boşandıkları zaman, boşanma kararı verdikleri zaman bu hanımefendi İsmail'den 2 milyon lira para istiyor önce. Sonra 1250 üzerinde anlaşıyorlar gibi bir gelişme oluyor. Ama netice itibariyle bu mahkeme süreci devam ediyor. Ve sonra Eda Demirci bir takım kişileri araya sokarak, mesela Doğan Şentürk'ü arayarak ya da bir başka birisini daha arıyor. Ya biz davanın artık büyümesini istemiyoruz, anlaşmak istiyoruz, bu dava bitsin, kapansın diye araya aracılar koyuyor. Doğan Şentürk bunlardan birisi. Ve sonra bu anlaşma yapılıyor. İki eş, eski eş anlaşarak boşanmaya karar veriyor. Tazminat olarak da yaklaşık 600 bin lira para kendisine veriliyor. Ve şurası çok önemli. İki çift arasında mahkeme kararıyla gizlilik anlaşması yapılıyor, imzalanıyor. Yani şu, ne İsmail eski eşiyle ilgili tek kelime edecek, ne de Eda Demirci İsmail'le ilgili tek bir kelime etmeyecekti. Aradan 6 ay geçiyor. 6 ay geçtikten sonra da İsmail Saymaz hiç bugüne kadar en ufak bir konuşma Küçükkaya yapmadı. Küçükkaya. Küçükkaya. Ben programlara da davet ettim. Abi ben bu konuda, hatta ben bugünkü bu programa da davet ettim. Abi ne olursa olsun ben bu konuda konuşmayacağım dedi. Şimdi Eda Demirci 6 ay sonra bir konuşma yaptı ve dinlemişsindir. Bir sürü şey söyledi. Sonra İsmail 2 gündür sosyal medyada linç ediliyor. Yani senin tecrübene güvenerek söylüyorum. Niye 6 ay sonra bu konuşma yapılıyor, röportaj veriliyor? Bunun bir sebebi var mı? Gazetecilik öngörünle ne diyebilirsin bu konuya? Ben şimdi bak tamamen olaya objektif bakıyorum. İsmail'i tanıyorum. Programına çıktım. Eda Hanım'ı tanımıyorum ama dünkü açıklamalarını gördüm. Daha önce 6 ay önceki iddiaları da gördüm. İşte biz medyada sabah programı yaparken de boşanma iddiaları ve o darp iddiaları gündeme gelmişti, söyledik. Evet. Bir kere ben şu kadın erkek ilişkilerinde şunu söyleyeyim Hayda abi. Ben de evliyim, 2 çocuğum var. Sen de evlisin, 2-3 çocuğun var senin de. Evet. Sayıyı tam bilmiyorum. Şimdi bu tür tartışmalarda şuyu vukuundan beter olur. Yani 1 denilirken 3 eklenir, 4 denirken 7 eklenir, bu bir. İkincisi, kadın erkek ilişkilerinde bu tür meselelerde iki tarafı dinlemek lazım. Biz şimdi Eda Hanım'ı dinledik. Ben evet. de dün dinledim dediklerini. Programı 1,5 saat açtım, izledim hakikaten. Sonra tabii ama İsmail'i dinlemedik. Şimdi İsmail'in de ne dediğine bakmak lazım. Şimdi ben İsmail'in şuna tabii ki katılmıyorum. Yani kadın kesinlikle doğru söylüyor, İsmail'i linç edelim. Ben o görüşte değilim. Hatta bana o programı atan arkadaşlar oldu. Dedim ki ben geçmiş tecrübelerimle sabit bu. Hatta bir olay anlatayım. Bana bir olay geldi. Bak şimdi olayı söylemeyeceğim. Ünlü bir aileyle alakalı. Bana işte sen adaletli adamsın diye benden yardım istediler. Bak sana söyleyeyim. Olayı tek taraflı anlattılar. Ben olayı Tayyip Bey'in avukatına Mustafa Doğan İnal'a götürdüm. Ona da anlattım. Mustafa Doğan dedi ki iki tarafı da dinleyelim. Öbür tarafı da dinledik Hadi abi. Evet. İlk tarafın anlattığı gibi çıkmadı olay. Yani arada bir sürü gri alanlar olduğu da görüldü. Dedi ki ya bu böyle. Ondan sonra işte hakemlikler yapıldı filan, olay tatlıya bağlandı. Hala devam ediyor görüşmeler ama tatlıya bağlandı. Şimdi burada Eda Hanım'ın dediklerini dinledik ama bence bir de eğer konuşulacaksa İsmail'i dinlemek lazım. Onu söyleyeyim. Yani
İsmail ne anlatacak, ne biçecek? Şimdi ben İsmail'e, yani ben muhalif değilim de, yani bazı ideolojik görüşlerine muhalifim. Ama hani benden şimdi şu bekleniyor. Ben İsmail'i linç edeyim isteniyor. Kardeşim ben İsmail'i de linç etmem, hanımefendiyi de linç etmem. Çünkü ben de geçmişte çok haksız linçlere maruz kaldım. Tek taraflı, kimse dinlemediğinden. Bence burada İsmail'i de bir dinlemek lazım. Ama ben şu görüşte değilim. Kadının beyanı esastır, %100 doğru söylüyor. Yok böyle bir şey. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ben mahkemelerde, adliyelere çok sık giden biriyim. Kadının elbette, bak şu Türkiye'de kadınlar daha çok şiddete uğruyor, dayak yiyor, eziliyor, mağdur oluyor, koca bir şey ver. Bu doğru, genel olarak doğru. Ama her kadın da doğruyu söylüyor değil. Kadınlar çoğu zaman doğruyu söylüyor. Bazen bazı kadınlar yanlış da konuşuyor. Veya seni zor durumda bırakmak için. Şimdi sen benim ne dediğimi anlayacaksın. Yani şöhretli diye bir kadın geliyor sana yanaşıyor abi. Sen evli barklısın. Hiçbir şey olmamış ama sağda solda diyor ki bu benimle beraber oldu diyor. Ver 50 bin, ver 100 bin. Örnek, bir tane CHP bir milletvekili, için adını vermeyeceğim. Adamcağız bir ilişkiye girmiş. Hat biliyorsun, bir resim öğretmeniyle. Kadıncağız yok hamileyim, yok şöyle. Adamı kırptı, adamın 1 milyon lirasını aldı. Adam en son soluğu mahkemeye gitmekte buldu. Ve kendini zor kurtardı. Yani adamcağız. Kadın şantaj yapıyor. Böyle şantajcı kadınlar da var. Eda'nın böyledir, asla böyle bir şey demiyorum. Olayların yeniden gündeme gelmesiyle İsmail Küçükkaya'nın eski tarihlerde kadın hakları ile ilgili attığı tweetler yeniden gündeme geldi. İşte onlardan biri, şiddete uğrayan kadını değil, uygulayan erkeği teşhir etmeliyiz. Hatta Küçükkaya'nın kadın hakları için attığı tweetler eski eş Eda Demirci'nin iddialarıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Olaylar henüz durulmuş değil. İsmail Küçükkaya konuşmamakta kararlı. Ancak avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin fiziksel ve psikolojik şiddetle aldatma iddialarına 550 bin liraya anlaşmıştık, konuşmaması gerekirdi şeklinde avukatları aracılığıyla iddialara cevap verdi. Eda Demirci hakkında bu protokole uymayarak yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki ve cezai başvuruların yapılacağı ifade edildi ve genç kadının iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. Eski eş Eda Demirci bu açıklama üzerine Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak "Psikolojik şiddet devam ediyor. Dava sürecinde gizlilik kararı sebebiyle susturuldum. Dün yaptığım açıklamaların ardından bana tüm bu acıları yaşatan İsmail Küçükkaya özür dilemek yerine 3 ayrı tazminat davası açtığını iletti. Konuşma yasağı sebebiyle yine susmak zorunda kalabilirim. Adalet istiyorum." şeklinde açıklama yaptı. Bakalım İsmail Küçükkaya eski eş Eda Demirci'nin iddialarına nasıl cevap verecek?